Çalışmada. Ama onun dışında saldırılar da devam ediyor ve anlamlandırmak da biraz güç galiba. İzzet Ulvi Yönter hakaretler yağdırdı dün. Bugün bir silahlı paylaşım geldi. Sevgili yönetmenim onu hemen ekranımıza yansıtabilirse. Şimdi Özgür Özel silah ateş cinayetini evet gündemde tutuyor. MHP normalleşmeden Türkiye normalleşemez diyor. İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın biraz daha sert sözlerle hedef almaya, hedef göstermeye devam ederken kimi görüyoruz fotoğrafta? İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, ortada da Devlet Bahçeli, bir silah takdimi var. Ve MHP'nin MYK üyesi İzzet Gören paylaşmış. Yiğidin bir bakışı korkağın pusatından daha keskindir diye. Silahlı bir paylaşım. Bu paylaşım bir mesaj içeriyor mu Sayın Emin Şirin? Muhakkak dehşetli bir mesaj içeriyor yani. Çok ileri bir mesaj içeriyor. Bu bir bayramda bu kadar söz konusu olan, yani daha doğrusu Özgür Özel'in söz konusu ettiği iki yardımcısını Devlet Bahçeli yanlarına almış. Bir de ellerine de bir silah almışlar. Yani bunun ötesinde bir mesaj düşürmek bile zor. Şimdi buna rağmen ben Devlet Bahçeli'nin bir devlet politikası, bugüne kadar hep devlet politikalarını takip eden bir insan olarak, zamanında hatırlarsanız idamın kaldırılmasına da onaylayan, Türkiye'yi çeşitli zamanlarda yönünü çizdiren bir kişi olarak güvenlikçi politikalardan rahatsızlık olmayacak bir durum çıkarsa kendisine savunduğu, CHP'nin de iştirak edebileceği bazı kararları alabileceğini düşünüyorum. Buradaki sıkıntı CHP'nin tabanının birçok şeyi kabul edemeyecek olması, ki haklı olarak edemeyecekler. O bakımdan biraz bekleyelim, görelim. Burada tekrar söylüyorum, biz şey okuyoruz ya, yani fal açıyoruz, papatya falı açıyor gibiyiz. Kim ne söyledi? İnanılır gibi değil. Şeffaflıktan bahsediliyor. Ne Tayyip Erdoğan şeffaf, ne Özgür Özel şeffaf, yine en şeffafları Devlet Bahçeli. Ne düşündüğünü çok açık söylüyor. Evet, peki. Şimdi surda gedik açılmaması konusuna tekrar geri döneceğim. Bana sorarsanız Devlet Bahçeli'nin mesajları biraz karmaşık. Yani yüzük, Allah bana yeter vesaire, altında dosya. Aslına bakarsanız çok da net değil galiba o mesajlar. Biz günlerdir dosyayı ve yüzüğü konuşuyoruz çünkü. Çok haklısınız. Yani ben karmaşık değil de sizin karmaşık demenize fevkalade iştirak ediyorum. Açık olduğu konu tavrını değiştirmiyor. Mesajları vermekle beraber tavrını katliyen değiştirmiyor. Yani tavrında bir değişiklik yok. O manada öngörmek kabil dedim. Tavrı değişirse şaşırır mısınız Sayın Emin Şirin, Sayın Devlet Bahçeli'nin? Hani Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmazdan geldiği nokta bizim adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır olmuştu ya. Tavrı değişirse şaşırır mısınız geçmişten gelen tecrübelerle? Hiç şaşırmam. Demin söylediğimi de zaten o manada söyledim. Devlet politikası olarak bazı şeyleri yapılması gerektiğine ikna olursa Devlet Bahçeli tavrını 180 derece bir günde değiştirir. Zaten tavır değişiklikleri haber vermeden çok ani tavır değişiklikleri oluyor. 2002'deki erken seçim talebi, ondan sonra Abdullah Gül'ün seçileceği zaman meclise girmesi, ondan sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine doğru gitmesi, bunların hepsi çok süratli, ani ortaya çıkan konular. Ama onların arkasında ciddi bir tefekkür ve düşünce süreci geçtiği de görülüyor. Şimdi tekrar söyleyeyim. Buyurunuz. Bu söylediğimi önümüzdeki haftalarda bir program yaparsak daha ortaya çıkacak. Şu anda nelerin olamayacağının tespiti sürecindeyiz. Şimdi Devlet Bahçeli nelerin olamayacağını anlatıyor MHP açısından. CHP açısından nelerin olamayacağını içerideki kargaşalardan anlıyoruz. Özgür Özel'in bir görüşü var, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir görüşü var, Ekrem İmamoğlu'nun bir görüşü var. Bunlar bir birlik halinde, bir görüş halinde değiller. Orada da CHP içinde de neyin olamayacağını anlama sürecindeyiz. AK Parti'ye de gelince, AK Parti'de şu anda Tayyip Erdoğan önemli bir sürecin içinde. Görüşmelerini yaptı. Yurt içinde bütün görüşmeleri yaptı. Abdullah Gül'le, Meral Akşener'le, evet, Devlet Bahçeli'yle, Özgür Özel'le herkesle görüştü. Bildiğimiz, bilmediğimiz başka görüşmeleri de vardır. Yurt dışında kendisi görüştü.
G7 liderleriyle görüştüğü kadarıyla. Sonra Hakan Fidan Putin'den görüştü, Çin'e gitti. Bütün bunlardan sonra, hatta sizden yaptığımız programda da bahsettik, oradan döner, bayramda otluk koyuna gider. Öyle dedi. Kapanır ve kararlarını verir diye konuşmuştuk. Aynen öyle oldu. Şu anda otluk koyuna gitti. Bayramda o bayram mesajları yapıcı mesajlar, ama döndükten sonraki 1-2 hafta içinde ne düşündüğünü, ne yapacağını, ona göre nasıl hareket edeceğini göreceğiz. Bayram dönüşü. Karar vermediği tabii. için de Buyurun. Bayram dönüşü zaten Buyurun. Karar vermediği için de kabinede bir değişiklik yapmadı. Yine karar vermediği için parti içinde kongre sürecini tam olarak başlatmadı. Hangi kimlerle ne yapabileceğinin tespit sürecinde. Tespit sürecinde. Peki, aynı ittifakın iki ortağı, iki lider ve aynı cümleyle verilen mesajlar. Konular farklı, adresler farklı ama cümle aynı Sayın Emin Şirin. Dün Sayın Cumhurbaşkanı ittifak için Sur'da gedik açtırmayacağız dedi. 10 Şubat 2023'te Sinan Ateş cinayeti sonrasında Devlet Bahçeli de sonu ölüm de olsa Sur'da gedik açtırmayacağım, tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim demişti. Hatta püripak bir arkadaşımızı çekmeye çalışanlara tamam demeyeceğiz demişti menfur bir cinayetin içerisine. Olcay Kılavuz'a dair bu mesajı vermişti o zaman. Sinan Ateş cinayetine yönelik Sur'da gedik açtırmayacağız mesajı ve dün verilen ittifakta gedik açtırmayacağız, Sur'da gedik açtırmayacağız cümleleriyle verilen o mesaj. Şimdi birleştirdiğimizde bir bağlama oturtmak, çıkarım yapmak mümkün mü? Şimdi ben aklıma hemen şu geldi. Acaba bu mesaj bilinçli seçildi ve Sinan Ateş cinayetinde yol alınamayacak mı? Bilmiyorum. Alınıp alınmayacağını bilmiyorum. Ama her halükarda Sinan Ateş cinayetinde alınacak olan yol genel politikayı değiştirmez. Burada öncelik, Devlet Bahçeli için öncelik Cumhur İttifakı'nın ayakta kalması. Dolayısıyla Cumhur İttifakı ayakta kalması için eğer Sinan Ateş cinayetinin MHP'ye bulaşmadan hallolması, yani davanın öyle bitmesi mümkünse bitmesini temenni edecek. Ama MHP herhangi bir şekilde bulaşacaksa da oradaki öncelik MHP'nin içindekileri korumaktan ziyade Cumhur İttifakı'nı korumak olur. MHP'nin içinden bir iki kişiyi feda eder ve yürür gider Devlet Bahçeli. Evet, bunu daha önce yayınımızda da söylemiştiniz. Bu mesajla birlikte yine aynı yorum yaptınız. Turgut Altınok'u da ben sizi yakalamışken sormak istiyorum. İçişleri Bakanlığı Turgut Altınok'a dair soruşturma başlattı. Keçiören Belediye Başkanı'ydı. AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı. Meğerse 6 milyon lira gibi bir para seçim faaliyetleri gösteren AKP'nin seçim araçlarına verilen akaryakıt, daha doğrusu Keçiören Belediyesi bütçesinden alınan akaryakıt. Nasıl değerlendirirsiniz Sayın Emin Şirin bu yansımayı? Ankara adayıydı AKP'nin. Büyük bir endişe ortaya çıkmıyor mu? Ya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olsa ne olurdu acaba sorusu. Bu soruyu sorduğunuzda çok memnun oldum. Ben de bugün bu haberi gördüğüm zaman gülümsedim. Çünkü 2002'de iktidara gelen AK Parti 2024 senesine geldik. Aşağı yukarı 22 senedir iktidarda. Yerel yönetimlerde daha da uzun zamandır iktidarda. Siz hiç bir AK Partili... Sinan Ateş cinayeti ve sonrası yaşananlar. Azmettirici olarak adı geçen Ülkü Ocakları eski...